Buna göre aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızın sonuçlarından değildir? Bizler bu vatanın evlatları olarak vatanımızı çok severiz. Çünkü vatanımız bizim en değerli varlığımızdır. Bizler bu vatan üzerinde hür ve bağımsız bir şekilde hayatımızı sürdürürüz. Hangisi bağımsızlığımızın sonuçlarından değildir bakalım? Özgürlüğümüzün sembolü olan bayrağımızın dalgalanması, bayrak bağımsızlığımızın sembolüdür. Kararlarımızda özgür olamamamız olmamız olsaydı olabilirdi ama olamamamız dediği için bunu alamayız. Bağımsızlığın sembolü olamaz bu. Dilimizi rahatça konuşabilmemiz bağımsızlığımızın sembolüdür. Örf ve adetlerimizi devam ettirebilmemiz de bağımsızlığımızın sembolüdür fakat B seçeneği değildir. Metinde bayram günlerini vurgulanmak istenilen yönü hangisidir? Bütün Müslümanlar Ramazan ve Kurban Bayramlarını coşkuyla kutlarlar. İnsanlar sevgilerini, sevinçlerini dost ve akrabalarıyla bayram günlerinde paylaşırlar. Tüm Müslümanlar aynı anda bayram yapar ve bayramlaşırlar. Ee, buradan aslında payla paylaşma, yardımlaşma e, kısmen çıksa da asıl anlatılmak istenen birlik ve beraberliktir. Empati kurmaya hiç zaten ulaşamayız. Çünkü "Bütün Müslümanlar" dediği için birlik ve beraberliğe ulaşabiliriz. "Tüm Müslümanlar" der burada da. O yüzden birlik ve beraberlik diyebiliriz. Verilen hadislerde aşağıdaki kavramların hangisinden bahsedilmemiştir? Selam kelamdan önce gelir. Selamlaşmadan bahsedildi. Hoşgörülü ol ki hoşgörülesin. Hoşgörü. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Cömertlikten bahsedildi. Adaletten bahsedilmediği için A diyoruz. Bu düşüncelere sahip bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez. Bayramın birinci günü erkenden kalkılarak yıkanılır, temizlenilir. Abdest alıp camiye gidilir, karşılaşılan kişilere selam verilir. İki rekat bayram namazı kılınır ve hutbe dinlenilir. Din kardeşlerimizin bayramı tebrik edilir, dargınlar küsler barıştırılır, büyüklerimiz ziyaret edilir, ölülerimiz için sadaka verilir, kabirleri ziyaret edilip Kur'an okunur ve dua edilir. Kimsesi olmayan Meryem teyzeyi ziyaret etmesi, Evet, beklenir. Çünkü ziyaret edilir deniyor burada. Kapıya gelen çocuklara harçlık verilmesi. Evet, bayram tatili için otele gidilmesinden bahsetmedi. Vefat eden dedesinin kabrinde dua etmesi olabilir. Fakat bayram için otele gitmesi e, yanlış olur bu düşüncelere sahip olan kişinin. O yüzden C diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu görevlerden değildir? Şehitlerimiz ve gazilerimiz vatan bağımsızlığımıza ve bütünlüğü için mücadele etmişler, canlarını ortaya koyarak vatanı savunmuşlardır. Bu fedakarlıklarının bir sonucu olarak şehit ve gazilerimize karşı bizlere de düşen görevler vardır. Vatanımız için çok çalışmalıyız. Bize düşen görev budur. Ailelerine her zaman destek olmalıyız. Evet. Her zaman öncelikle kendimizi düşünmeliyiz diyemeyiz. Bu bencilliktir. Onları her zaman saygıyla anmalıyız. O yüzden C diyoruz. Bu ayetlerde bahsedilen gece hangisidir? Kulu Muhammed'i geceleyin Mescid-i Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O'dur. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmesi miraç olayıdır. İsra ve miraç olayı denir. Buna bu yüzden bu geceye miraç denir. A diyoruz. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son peygamber Hazreti Muhammed Rabbül ayın ayının 12. gecesi doğdu. Doğru bilgidir. Sevgili peygamberimiz doğduğunda tüm dünyada asr-ı saadet dönemi yaşanıyordu diyemeyiz. Doğduktan sonra asr-ı saadete geçildi. Peygamber efendimizin doğduğu geceye mevlid kandili denir. Doğru. Onun doğduğu gece insanlığın kurtuluşu için mübarek bir başlangıçtır. Doğru. İkinci öncül yanlıştır. Doğduğunda değil, doğduktan sonra asr-ı saadet dönemi yaşandı. O yüzden B diyoruz. Buna göre aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi verilen ayetle ilgili değildir. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşmayan e, kimselere de hiçbir korku olamayacağına ve onları üzmeyeceklerine sevinirler. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz anlamını çıkartabiliriz. Sizden biriniz karınca ısırmasından ne kadar acı duyarsa şehit olan kimse de ölümden ancak o kadar acı duyar yani hiç acı duymaz demek istenir. Bu da doğrudur. Her kim düşmandan yüz çevirmeyip sebat eder şehit düşerse Cenab-ı Hak onu cennetine koyacaktır. Bu anlamı da çıkartabiliriz. Şehitliği gönülden arzu eden kimse şehit olmasa bile sevabına nail olur anlamını buradan çıkartamayacağımız için de ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan değildir? Şanlı tarihimizde pek çok önemli olay yaşanmıştır. Her yıl bu önemli olayların yaşandığı günleri büyük bir coşkuyla kutlarız. Milletçe kutladığımız bu günlere milli bayramlar denir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı milli bayramlarımızdan biridir. 30 Ağustos Sefer Bayramı milli bayramımızdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı milli bayramımızdır. Fakat Kurban Bayramı dini bayramımızdır. Zaten iki tane dini bayramımız vardır. Biri Ramazan Bayramı, biri de Kurban Bayramı olmak üzere iki tanedir. O yüzden farklı olduğu için, yani e, milli bayramlarımızdan biri olmayanı sorduğu için A diyoruz.